Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görgüçler. Vaka ve mülahizi programımızın 17. saniye görüşmelerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli görmelerimiz, hem Allah'a malum boğandak biz bu programımızda milletimizge ait, Şarkı Türkistan davasına ait muhim, kızlık diyen bulu atkan meselelerini her zaman şu del vaxtı da şu sahanın ki mütexassislerini teklif kılıp, sohbet kılıp kilovatımız. Bugün etkende biz ilanımızda belgendik. Elbette bütün dünyadaki Şarkı Türkistan halkını şu 4. iyundan başlayıp hem bizde hayal canlandırgan Uygur Sot Kollegisi'ndeki bir yada kuvahlıklarını ki bir yada Hıhtay'ın elip bir vatkan bu cinayetlerini paş kılış, bir vasıta şunu yaşayan, şu zulümlerini köygen insanlardan bir vasıta ispat anlaş bu yığını London'da içilgan boldi. Her günü elbette biz muhabirimizde berip turduk. Hem Nakh Meydan'dan tarıqtılgan programlarını bu halkımız köygen boldi. Tünü gün muvaffakiyetli şekilde ahırlaşkan boldi. Biz bu münasebet bilen del kızlık vaxtı da muşu programıga başına ahır yetekçilik kılgan şahıslarını aziz mihmanlarımızı çağırıp bugün bu program hakkında kenarı bir sohbet kılayıl deyip oldurduk. Bugünkü aziz mihminimiz programımızdaki Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulgun Aysa Efendim London'dan katılışı oldu. Şunlukla Amerika'dan İlşat Hasan Kökböre Efendim Dünya Uygur Kurultayı Hıhtay İşleri Müdiri şunlukla sabık Amerika Uygur Birleşmesi Reisi. Her işki aziz mihminimle programına katılış belgeleri için köpten köp rahmet eğitimin. Köp rahmet. Rahmet, Allah razı olsun. Rahmet, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kadirli körmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Nakh Meydan'dan takip edildi. Ekran aldı çıkıp duruyorken bu arkalık programımızla alakadar fikir teklif gelişenler düşündükler. Sualarınla bulsa, soru şunlarla ümit kılımız. Şundakla köplügen kıyılınlaşımımızın paydınlaşı için hem behirlep koyuşuna hem unutulmağa istedim. Ondan olsa başlayıp geçsek, hürmetlik Dulgun Aysa Efendim'den başlasam aldı bilen elbette ben programının kirişi digendek bu Uygur Sot Kollegiyesi London'da nait muvaffakiyetlik içilip tünü gün ahırlaşkan buldu galiba şekilde. Sizin birinci sualım mı şu Uygur Sot Kollegiyesi kuruş fikri kandak varlık geldi. Müşahedin başlayıp girgen basak. Merhamet. Rahmet bu programıma teklif kalanınız için. Bu Hıhtay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki bu 40-yılı asmada siyasi 1949 yılı hükümetin maruz kalmadığı gün başlanan bir hadise. Ama bunu dünyaya bizim bronka rehberlerimiz, liderlerimiz imkaniyetle dair anlaşılır geldi. Dünyaya bunun bir müstemlik tüprak boğallıklarını anlaşılır geldi. Hıhtay hükümetinin yerde bütün hak hukuklarımızı tecavüz kıvatkallığını onun deyin, onun bizden bronka bütün teşkilatlarımız, faaliyetlerimiz anlatılışıp geldi. Ama bu bulup mu Xi Jinping tehdit çıkan 2014 yılından bu yan Hıhtay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki bir asimilasyon siyaseti resmi şekilde bir soykırım siyasetine aylandı. Bunun da bunun Hıhtay dünyanı test kıldı, İslam dünyasını test kıldı, tümürünü tutup baktı yani. Baksa dünyadan bu 40-yılı kılığa nispeten bir yeterlik bir reaksiyon kömügendikin Hıhtay hemen dünyanı Uygurlığa nispeten keskin şekilde uçuk aşkarı bir erkek 40-yılı programımızı elip basa dünya bana bir demeydi kendi bir tesirat iyi geldi. Ben şimdi de oylayım ben. Bunun aldığı digendikine her kıl testlerini kıpaktı kula. Bu bizde hakikaten kaygılı sağlayan bir hadisi buldu. Bu ceza lagerleri resmi 2016 yılından başlayıp yol koyup milyonluğun insanlarımızı kamıgan deyinken bu hakikaten biz vatandın her günde gidek night içinçli hevelerini anladık. Çetellediği şey vatkan yüz minlerce, on minlerce insanların ailelerinin yok. Hap gitip vatkanlığı bir yallık bu oturgu çıktı. Bunu Birleşken Devletler olsun, Avrupa İttifakı da olsun, Amerika başka devletlerde ve halkara metbuatlığa taktım kılıştırıştık, ancak önce dikkat itibar kozgalığını dekhan bilen meselenin ciddiyeti yeterlik derecede bulmadı. Bu akta biz izlendik, rimelerini kılıştırmamız gerekti. Köp izlendik, kılıştık. Başka bizi okşaydıgan milletlerinin, sergüzeştirip olan milletlerinin faaliyetleri bilen tanıştık. Ula bu meselenin kanda ipardı, diğer meselede izleyip yapardık.
Netice itibariyle biz okşaydıgan mesela Rohingyalıklarını 2017-2016 yılları Muş'unda katta bir iade var. Erki kırgınçılık oldu. Bunu Birleşken Devlet Teşkilatı insaniyet karşı işlenen cinayet şekilde kabul kıldı. Bula kanda başlaganda bula bilen küreştik, sözleştik. Muş'unda bir uçuruşlar demesindin ki bu Hıtay'ın Şerif Türkistan'da yapıp atkan bu soykırımını bir halkara kanunla kategorisi boyunca kolga iliş ve şu boyunca hareket kılış ve bu çünkü siyasi iradenin fikirleri bugün birlik et özgür dağın boğallık için bunun halkara kanunla kategorisi boyunca bir katlık bir tamı besliş zürriyetini ve Hıtay'ın bu cinayetini bir halkara sotlaşının nait zürür mühim boğallıkını bu arkalık bütün dünyanın devletlerini hareket ki ötkizeleydi kallığımız kanaati gasılı kılıp 2018 yılından başta bu artık köp hareketler bulundu. Dastlab qadamda merkezi Rom'da bo'lgan daimi xalq sud mahkamasi Permanent People's Tribunal deydigan 1974 yili Chilining diktatorini sudlash maqsadi bilan qurilgan sud mahkamasi bor ekan. Ular bilan ko'rishdik, sözlashdik. Ularga materiallarimizni taqdim qildik. Bir qancha qatimda Milanda, Roma'da, New York'ta uchrashuvlarimiz bo'ldi. Ular bu masalaga naqd qiziqdi. Keyin yani onun başka tekim tizrak boladıgan, tekim halkarada tesirlik bir nim yarat alaydıgan imkaniyetle izlendik. Ama yani ahırda biz Jeffrey Nice efendim bilen alakalı keştik. Jeffrey Nice hem de Milosevic'ini sotluğun zamanı ki dünyada nait küçük tesir gibi olan halkara cinayetler işte, sot mahkemesinin Adalet Divanı'nın sotçılığını üstlengen bir kişi. Şunun olan bu kişi destlepte elbette biz oylaymış ki bir soykırım bulavatıdı, kırgıncılık bulavatıdı. Bunu bütün dünya bülüş gerek, bülüdü de oylaymış. Ama onda emez. Bunu bizim bildiriyel işimiz gibi. Çünkü dünyada elbette Şerq Türkistan'daki meselesini başka bir yerdeki meseleler gibi gün seliş durgulu bulmaydıgan derecede bir egir ama okşa şekilde Sudan'da bulduğu bu kırgıncılık, Afrika'nın başka devletlerde bulduğu, zamanında Kosova'da, Bosna'da bulan demek bu vaxtda biz bu meselenin şu yaşayan halk bu meselenin ciddiyetini şu halk yaşayarak bilerek. Hem niyat destekle biz zulüm bostan kopup gidiyorlar iş yokken. Bunu kandak şunu koptıralaydıgan, dünyanın kandak şunun dikkatini çekeleydıgan hareketlerini kırıcı zürüydüken şunun için muşundak bir sotunun geçiliş naydı. Mühim de bunu biz halkara cinayişler sot mehkimizde Hıtay'ın cezada imkaniyetleri bağım yok. Bu vakit köp izlendik. Çık adukatla bilen, hukukçularla bilen görüştük. Bunun imkanının yokluğunu bildik. Çünkü Hıtay onun eza bulmadan iken, bağlı işçilik nemisi bulmaydıgan gepken. Halkara Adalet Divanı'nda sotlaş imkaniyeti var ama bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Hevizlik Kengişi'nin kararıga bağlı boğalı için Hıtay ve de veto kıldı. Bu imkaniyet yok. Şunun olan en ahırda uzun uçturuş işlemimizde halkara adukatlarının, kanunçlarının fikirleri deyinken terepsiz bir sot mahkemesi bilen Hıtay'ın cinayetini sotlaş imkaniyeti bağlı kanaat gelip şu abiyatın diyen yolla besildi. Jeffrey Nice efendi çok neslerini yolluduk biz. Netçi yüz netta netçi min betlik materyallerini yollagan diken kişi görüp en ahırda hakikaten bir yerde bir ciddi bir meselenin mevcut ikenliğini bunu tekşürüşünün zürüyü de ikerliği de kanaat hasıl kıldı. Biz Dünya Kurultu'yu bulup 6. ayda 2020'nin resmi şekilde bir iltimas sunduk. Muş'un tekşürüşünü talep kılıp Jeffrey Nice yüzünün edemleri bilen Muş'un münasebetlik dünyadaki tonulgan irki kırgınçılık, insaniyet karşı işlenen cinayetle meselesi de mutkastleşken adukatla bilen mutkastlarla müzakirliş arkalık bizden bu erzimizin kabul kalanlığını bildiydi ve 9. ayda bu Uygur Halk Sot Mahkemesi'nin resmi kurulganlığını cekaladı. Demek Muş'un bir kısıkça etkili vaktten bu 2 yıllık bir ceryan dinkin vücut çıktı. Ama Muş'un da bir kısıkı noktada istat, Muş'un da bir ceryanlar dinkin, Muş'un fikri oturup gibi. Yani maksat, Hıtay'ını kanda kılıp bir halkara kanun boyunca sonra kıtatalayımız, cinayetinin cevapkarlığını sürüştü kılalayımız. Diken Muş'u nesvilen oturup çıktık. Siyasi kararla devamlı özgürdü ama bir halkara kanun bulun ki ilinğen bir neyse bunu kaysi iktidar kim çıkıştın katnezer bu özgemeydiğen bir hadis buldu. Bizim bu davayımızın uzun müddetliği terakkiyatı üçün ve bazı devletlerinin ya ki bazı insanların bu onun oyunu iken bunun oyunu iken veya ki bu bazı devletle paylı notu da bu Uygur meselesini deydiğen neslinin aldığını ağıl bulduğun gibi.
Muşundak bir zürriyet sebebinin şu fikirle gelip hareket ettik. Şunda bir başlandı bu. Hoş hoş. Tötünkü bir rahmet hakikaten içilgan yığındırlan. Şu tötüncü iyonun tünü gün ahırlaşkışı boğan. Bütün yığın ceryanını hakikaten bunun normal tayarlık emez. Alahide bir tayarlıkla bahişkirliğini kör vağlı buldu. Meyli kuvahçılarını oranlaştırış cahitim olsun, tercimi cahitim olsun. Ve o sot kolligi istikari bir katlaşıkçı şahsla hakkıdım elbette programımızın devamı da sual sorayım. Rahmet.